Fenerbahçe ile yaptığınız bu anlaşmanın uzun vadede Türk e-sporuna neler katacağını düşünüyorsunuz? Öncelikli olarak InGame Group olarak 1907 Fenerbahçe Derneği ile bugün yapmış olduğumuz anlaşmadan dolayı hem çok heyecanlı hem de çok gururluyuz. 2 yıllık bir anlaşma ve bu süreç içinde iki tarafın birbirine çok destek olacağı ve iletişim anlamında beraber çalışacağı çok önemli konular var. E-spor çok hızlı gelişen bir sektör. O yüzden bu hıza farklı markalar ve derneklerle, güçlü derneklerle yetişmeye çalışıyoruz açıkçası bizler de. Bu ortaklığın ve 1907 Fenerbahçe e-spor takımının gerek Türkiye'de gerekse uluslararası arenada inşallah başarılara imza atacak Zula oyunu içinde. Biz de bu başarılar için elimizden geleni yapacağız. Pekala, daha önce de Galatasaray'la benzer bir anlaşma yaptınız. Bu anlaşma neticesinde çevreden aldığınız, taraftardan aldığınız tepkiler nasıldı? İnsanlar bu anlaşmayı nasıl karşıladı? Tabii şimdi Galatasaray'la anlaşmayı imzaladıktan sonra bütün Fenerbahçeliler hadi bizim anlaşmamız nerede diye bütün sosyal medya kanallarından bu anlaşmayı beklediklerini dile getirdiler. Sina Bey de bir önceki röportajda kendisi de dile getirdi. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de hatta dünyadaki en büyük rekabetlerden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde esasında Zula oyun içinde yaşıyor ve yaşatıyor olacağız. Bu da tabii bizim için çok önemli bir konu. Pekala, çok teşekkür ederim. 1907 Fenerbahçe olarak Zula ile yaptığınız bu anlaşmanın sizlere ne gibi katkılar sağlayacağını düşünüyorsunuz uzun vadede? Öncelikle 4. takımımız yeni oyuncu kitlelerine ulaşacağımıza, kendimizi geliştireceğimize, uluslararası da 3 ayda bir biliyorsunuz turnuvalar var uluslararası. Bu bizim için çok önemli. Sarı lacivertli renkleri biraz daha uluslararası yerlere de taşımak istiyoruz. Oradaki gençlere dokunmak istiyoruz. Bunun için bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Artı bir de Türkiye'den çıkan bir oyunu desteklemek de istiyoruz. Yani bu hem Türkiye için inşallah daha Zula'nın rakipleri gelir. Hepsi Türk olur. Burada çok yoğun bir rekabet yaşarız. Dünyada da oyun sektöründeki yerimiz daha da güzel bir yere gelir. Pekala, Zula takımı için uzun vadeli planlarınız neler? Onlar için belli çalışmalar yapıyor musunuz? Onlara ne gibi imkanlar sağlamayı planlıyorsunuz? Şimdi öncelikle bizim yapımıza onların takımını aldı. Yani bir takım kurduk. O takımın kendi koçu var. O koç bizim genel menajer ve sportif menajerle beraber çalışacak. O tüm o yapının için onları entegre edeceğiz. Ve bizim tüm altyapı olanaklarımızdan elimizden geldiği kadar ve bütçemizin yettiği kadar faydalandırmaya çalışacağız. Ondan sonrası biraz sportif başarıya bakıyor. Yani bir takım atıyorum sürekli uluslararası alanda bizi temsil ediyorsa, Türkiye'de şampiyonluk yarışındaysa doğal olarak onun sponsorlukları, işbirlikleri ve biraz daha önü daha çok açık oluyor. Onu Zula'da hep beraber göreceğiz. Haftaya başlıyoruz.